Otizm spektrum bozukluğunda kök hücre tedavisi genellikle iki şekilde yapılmakta. Bir, donörden alınıyor. Göbek kordonundan yapılan, elde edilen kök hücreler, otistik çocuklara bile. Bir de çocuğun kendisinden, kemik iliğinden alınan kök hücreler hazırlanıyor, ona veriliyor. İkisi de birbirine benzer sonuçlar veriyor. İkisi de %90 oranında. Tabii ki bunlar mükemmel değil. Hafif, orta, iyi ve çok iyi derecede olmak üzere iyilik elde ediliyor. Kendi kemik iliğinden alınan kök hücre tedavisi donörden alınana göre bir tık daha iyi gibi görünüyor. İlerleyen zamanlarda daha iyi sonuçlar alınacak ve eğitimle birlikte birleştirildiği zaman çok güzel sonuçlar alınacak kanaatindeyiz.